Keyifli sohbeti, sevilen şarkıları, yeni projeleri ve samimi itiraflarıyla sanatçı ve iş kadını Zehra Su Olgun şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda şimdi de yanımızda Zehra Su Olgun var, sanatçı ve iş kadını. Zehra Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, günaydın. Günaydın, çok değişik bir hikayeniz var, yaşam hikayeniz. Bize biraz bahseder misiniz? Yaşam hikayemi? Herkes gibi insan olmaya çalışıyorum. Çünkü insan olabilmek çok önemli bir mevki benim için. Herkese insan demiyorum çünkü. Samimiyet insan olmayı gerektiriyor. Doğru. İnsanları kandırmamak insan olmayı gerektiriyor. Kendiniz için istediğinizi başkaları için de istemek insan olmayı Doğru. gerektiriyor. Böyle bir şey benim hayat felsefem. Ve şöyle düşünüyorum. Zannediyorum dolu dolu yaşadım. Ne güzel. Yani çok acılar çektim, sıkıntılar yaşadım, Hepimiz. Ağladım, aldatıldım, bir kadın olarak şiddet gördüm, iftiralara uğradım, her şeyi yaşadım. Ama yine de hayatın hep sahnesinde, göbeğinde yaşadım. Çok mutluyum. Bunlar beni güçlendirdi. Aman maşallah ne güzel. Geçmişte bir albüm çıkardınız. Sonra her şeyi bıraktınız, başka bir hayata geçtiniz. Neler oldu da bunlar yaşandı? Şimdi sanatçı olunmaz. Bence doğulur. Yani sanat nedir? Sanatçı nedir? Bu göreceli bir kavram. Konuştukça derinleşebilecek bir mevzu. Ben doğuştan sanatçı olduğuma inanıyorum. Nedir sanatçı? Üreten insandır. Bitmişi gören insandır. Örneğin bir mimarlık eğitimi almadım ama çok iyi bir mimari gözüm var. Alaylı bir mimarım. Bütün dostlarımın evlerine uygun bir şekilde çok güzel dekorasyonlar yaparım mesela. Dış mimari bilmem ama iç mimarlık olarak çok iyi bir gözüm var. Bitmişi görmek demek. Üretmeyi seviyorum. Çok iyi bir peysajcıyım mesela. Peysaj okumadım ama ziraat mühendisi falan da değilim. Bir bahçe tasarımı yapayım size. Nerede böyle kalmış kuru otlar, taşlar, çiçekler, böcekler onlarla farklı bir şey yaparım mesela. Evet. Taşları yağarım, ağlayan bir şelale yaparım örneğin. Bunları sanat diyorum ben. Yani üretmek tabii ki. Yani kimsenin aklında olmayan bir şeyden güzel bir şeyler çıkarmak sanattır. Tabii şarkı söylemek başka bir şey bence. Peki müziğe uzun süre ara verdiniz. O süreçte neler yaptınız? İş kadını kimliğiniz? Zaten benim çocuklarım var, bir hayatım var, işimiz vardı. Büyük ve geniş bir işti. Bunu çoğaltmak için Türkiye'nin her yerinde kilometrelerce geziyorduk. Ama müzik hep benim içimdeydi. Ben müziğin içinde değildim. Yani bu iş tabii mutfağında olursanız yapılıyor. Yarım kalan bir işti bence. Hep içimde de ukde kaldı. Şimdi biraz kendimce tekrar devam etmeye Peki kaç yıllara verdiniz? 16-17 yıl oldu tabii. 16-17 yıl önce bir albüm yapmıştık. Çok güzel insanlarla çalışmıştık. Sevgili Selami Şahin yönetmendi. Şehrazat, Metin Özülkü. Evet yani yine Selami abinin sıfır eserleri vardı. Anılar Yetmiyor diye bir albümdü. Ama işte o zaman yaşadığım bir aşk yüzünden ya bu iş ya ben dedi beyefendi. Çok seviyordum demek ki. Onu tercih ettim. Kısmet böyleymiş. Bu kadar uzun zamandan sonra tekrar geri dönmek nasıl bir his, nasıl bir duygu, nasıl bu kararı aldınız? Yani ya, spontan yaşamayı severim ben normalde. O yüzden zaten uzaklaşmamıştım ki sürekli müziğin içindeydim. Hep içinizdeydi zaten. Hep içimdeydi evet. Ben gece uykusuz kalırım, müzik dinlerim ve dünya müziği dinlerim. Bir de söylediğim şeyler diyelim ki şu anki yaptığımız albüm vintage, eski 45'likler, cover şarkılar ama çok üzüntülü olduğum zaman halk müziği söylerim, uzun havalar söylerim. Bazen sitemkar olduğum zaman Yusuf Nalkesenler söylerim, sanat müziği söylerim. Yani benim bir ezber yapayım da şunu söyleyeyim diye bir sorunum yok. Çocukluğumdan beri zaten de babam çok güzel bağlama ve gitar çalardı benim. Müzikle büyüdüğümüz için klasik zaten bir sözdür ama evet bir de dünya müziği başka bir şey. Dinlendiriyor insanı. Peki şu an yaptığınız müziği nasıl tanımlıyorsunuz? Şu an hafif batı müziği zaten bu albüm. Eski 45'lik Neler şarkılar. İçinde rahmetli Aylin Urgal'ın, Ayla Dikmen'in ikisi de merhum olduğu şarkıları, okudukları şarkılar var. Atilla Atasoy'un güzel bir şarkısı var. Evet, sevgili Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya'nın güzel bir şarkısı var, akustik.
Fikrimin İncegül'ü o diğer şarkıyla karıştırılıyor ama Semiramis Pekkan'ın zannediyorum yıllar önce okuduğu O Var Ya şarkısı var. Hı-hı. Müzik Enrico Macias'ın yine. Yani zaten bu şarkılar bizim çocukluğumuzda, geçmişte İngilizce ve İtalyanca şarkılardan Türkçe sözlere uyarlanıp cover şarkılar, Türk hafif müziğini bizim tanıdığımız şarkılar ve hiç eskimeyen şarkılar. Klipten bahsedelim mi biraz? Klibi anlatalım. Klip güzel, sade bir klipti. Hangi şarkıya? O Var Ya şarkısına çektik. Sevgili Kemal Başbuğ kardeşim çekti. Çok iyi bir yönetmen. Kendisine buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Tekrar bir klip çekmek istersem zannediyorum yine Kemal'le çalışmak isterim. Çünkü ben burada farklı şeyler görmek istemiyorum dedi. Sesi güzel, kendisi güzel bir kadın var. Bir mikrofon ve önünde sadece şarkı söyledik. Biz öyle çiçekle, böcekle, doğayla süslemedik. Çok da güzel gözüküyor gerçekten klip. Peki kaç şarkı var albümde? 10 şarkı var. 10 şarkı var. Hepsini çok seviyorsunuz. Var mı favoriniz? Yok, hepsini çok seviyorum. Bunlar gibi yüzlercesi var repertuarımda ve elimden gelse hepsini şu an hani bir albüm yapar. Peki hepsini nasıl söylerim. Seçtiniz o 10 taneyi? Ruh halime göre dedim ya, ben çok spontan bir kadınım. Öyle hiçbir şeyde ezberim yoktur benim. Hesabım da yoktur. Yani o an içimden ne gelmişse öyledir. Öyledir. Yani geri dönüşümü de öyle. Çünkü bir beklentim yok bu albümden. Hı. Para kazanayım diye ki albümün gelirini de sosyal yardımlar ne yine kadar kullandık. Tebrik ediyorum. Onlar da kullandık. Elimizden gelirse daha da çok bu işlere İnşallah. Ağırlık vermek istiyoruz. Peki böyle istiyoruz. Konserler, sahne çalışmaları olacak mı? Yani sosyal yardımlaşmalarda yapıyoruz ama bundan sonra da şöyle bir şey, televizyon programlarından sonra bu bende uyandı. Çok mesajlar geliyor, çok telefonlar alıyorum sağ olsunlar. Nerede okuyorsunuz, dinleyelim sizi diyorlar. Hı hı. Çünkü hakikaten detonesiz iyi bir sesim olduğunu aman düşünüyorum maşallah, ben. Ne güzel. Yani bir şarkıyı söylemek için öyle 10 gün falan egzersiz yapmama gerek kalmıyor benim. Zehra Hanım çok bakımlısınız, kendinize iyi bakıyorsunuz, maşallahınız var. Formunuzu nasıl koruyorsunuz? Çünkü kızınız da bir beslenme koçu, diyet koçu galiba, evet, değil mi? Dilşat. Onunla beraber mi çalışıyorsun? Şimdi onlar benim yüzümden herhalde bu işe girişti. Bana diyorlar ki, takılıyorlar. Anne, Benjamin Button gibisin diyorlar. Yaşlandıkça gençleşiyorsun diyorlar. Sigara içmeyin diyorum bir defa. Doğru. Hiç sigara içmedim ben. Doğru, ne ve güzel. Kendime çok temiz bakarım. Yani hayatımda işte zaten yaptığım makyaj benim bir rimeldir, bir rujdur, bir allıktır ama kilometrelerce yol dahi yapsak asla duş almadan, yüzümü temizlemeden, kendimi temel temizlemeden bakım. Yatmam, evet, temel. Ama bir de iç temizlik var, ruhani temizlik var. İçinizi de temiz tutarsanız, kesinlikle, dışınıza uydurarak, bu biraz sizi götürebiliyor uzun yıllar. Yoksa ben artık, yaşın çok bir önemi yok. Biliyorsunuz yiyeceklerimizle gençliğimizi uzatabiliyoruz. Bakımla uzatabiliyoruz. Mezoterapiler var, botokslar var, her var şey da var. Ama şunu itiraf edeyim tekrar. Çok soruyorlar, benim dudağımda ve yanaklarımda dolgu falan yok. Yok. Çok 9-10 ayda bir botoks yaptırıyorum. Bu alın mimiklerimi, kullanmayayım çizgilerimi diye gelmeye başladı. Ama burnumu ilk ayrıldığım eşim kırmıştı. Demin sormuştunuz siz. Darp aldınız mı diye, program öncesi hiç şiddet gördünüz mü diye. Onu da söyleyeyim. Şiddete kesinlikle karşıyım. Bu konuda çalışmalarınız olacak mı? İnşallah. Her türlü de yardımcısıyım. Ne hayvana ne insana. Yani şiddet uygulayan bir insanın ruh halinden zaten şüphe duyuyorum. O normal şartlar altında büyümemiştir. Kesinlikle. Sevgisiz büyümüştür. Kendisi de şiddet görmüştür. Onu uyguluyordur. Bazı insanlar var, yaşadıklarını karşısındakini hiç yapmaz kötü şeyleri. Bazısı da bana yapıldı der, daha fazlasını yapar. Doğru. Bu ruh haline göre de değişen bir şey. Ben bana yapılan kötü şeylerin karşılığını iyilik olarak vermeyi seviyorum. Ve bunun ürünlerini de yaşadıkça aldığımı düşünüyorum. Aldınız. İnsan peki, olarak. Peki şiddet gördüğünüzde nasıl tepki verdiniz buna? Yani herhalde ilk önce tabii çocuk yaşta olduğu için bu şeyler, ağlıyorsunuz, çaresizsiniz. Ha, babamdan görmedim mi? Babamın da anneme yaptığını gördüm o şiddeti. Bir defa o da çok yanlış bir şey yani. Zaten bir kız çocuğu baba modelinden korktuğu zaman psikolojik olarak hayatına aldığı erkekleri de o tarzda alıyor. Doğru. Tabii baba nasılsa, baba çok önemli bir rol model. Doğru. Kız çocuğu içinde, erkek çocuğu içinde. Aslında
aslında erkek çocuğu için de anne çok önemli bir rol model. Erkek de annesini örnek alarak evliliklerini öyle yapıyor. Doğru. Mesela ben erkek çocuklarım için 3 erkek evladım, bir kızım var. Allah bağışlasın. Allah cümlenin evladını bağışlasın. Amin. Güzel yaşamlar nasip etsin. Kötü bir örneğim, titiz bir anneyim çünkü, dobra bir anneyim. Her şeyin çıplaklığıyla üryan püryan yaşayan bir anneyim. Şimdi düşünün ki çocukların düştüğü durumu. Hı-hı. Kaç tane kadın kız var günümüzde böyle? Yani özellikle gençlerimize buradan şu mesajı göndermek istiyorum. Ne olursanız olun, en kötüsü de olsalar, herkes kendi olursa çok daha güzel olur. Doğru. Ve sonunda çok daha verimli bir hayat yaşar. Çok güzel bir mesaj verdiniz bize. Şimdi o güzel şarkınızı dinleyelim mi? Hangi şarkıyı alacağız? Dinleyelim. Bugün herhalde playback yapacağız biraz canlı canlı sabah sabah herkese, değil mi? Hı hı. Canlı bir şarkı ne geliyor? Canlı bir şarkı ne geliyor? Sen yarattın beni. Sen yarattın beni, dinliyoruz o zaman. Teşekkür ediyoruz. Nasıl cıvıl cıvıl güzel bir şarkıydı. Pazar sabahımızı şenlendirdi. Çok teşekkürler size de. Ben teşekkür ediyorum. Hayat güzeldir. Tüm hızıyla devam ediyor.